Merhaba arkadaşlar. Bir sınav hazırlığıyla birlikteyiz. Birinci sınavımıza hazırlanıyoruz. Boşluk doldurma ve klasik sorulardan hazırladığım e, denememizi isterseniz başlayalım. İlk önce kendiniz Soruları çözün. PDF kısmını açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Eğer yazıcınız varsa kendiniz çıkarın, üstünde kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümlerimi dinleyerek, açıklamalarımı dinleyerek daha da iyi hazırlanmış olursunuz. Şöyle düşünün. Sinir sisteminden başlayacağım. Duyu organlarının sonuna kadar genel bir tekrar yaptığımı düşünün Özellikle klasik sorularda arkadaşlar tam bir tekrar yapacağım e, Mutlaka izleyin kaçırmayın Evet başlayalım isterseniz Diyor ki sinir doku hücrelerine ne denir? Arkadaşlar sinir doku hücrelerine ne diyoruz? Nöron diyoruz Bu arada e, telefondan çektiğim için elimle yazıyorum Bu yüzden de Yazın biraz kötü olabilir. Sinir dokuda da bundan yardımcı hücrelere ne diyoruz arkadaşlar? Bunlara da tabii ki glia hücreleri diyoruz. Glia hücreleri yardımcı olan hücrelerdir. Nöronlar görevlerine göre 3'e ayrılır demiş. Bunlar arkadaşlar. Bunlar nedir? Duyu, ara ve motor nörondur. Bunların detaylı açıklamasını klasik sorularda yapacağım. Orada sordum çünkü. Sinir sisteminde fagostoz yaparak savunmayı sağlayan hücreler nelerdir arkadaşlar? Bunlar da mikroglialardır. Mikroglia. Zaten şu sinir sistemi hücrelerini ezberlerseniz büyük bir bölümünü halletmiş olursunuz. Sinir sisteminde madde alışverişini düzenler, kan beyin bariyerini oluşturarak zarar, zararlı maddelerin girişini engelleyen hücreler arkadaşlar. Bunlar da hangi hücrelerdir? Astrosit hücreleridir. Astrosit. Bu arada ee, soruların sıralaması web kitabındaki sıralamaya uyuyor ee, eğer dahil olmayan konular varsa ben duyu organlarının sonuna kadar çünkü ders programında arkadaşlar o şekilde görünüyor o yüzden duyu organlarının sonuna kadar dahil ettim ama eğer hocalarınız dahil etmemişse atlayabilirsiniz zaten sıraya göre gittiği için belli olur hangisi duyu organı hangisi hormonlar diye o şekilde atlayarak ilerleyebilirsiniz Merkezi sinir sisteminin boşluklarını örter, beyin omurilik sıvısı üretimini ve akışını, akışını düzenleyen hücrelere. Biz bu hücrelere de ne diyoruz arkadaşlar? Ependim hücreleri diyoruz. Ependim. Ependim hücreleri. Çevresel sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıf üreten hücrelere bunlar arkadaşlar şivan hücresi değil mi? Şivan hücresini zaten çok duyuyoruz. Şivan hücresi, Merkezi sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıf üreten hücreleri de arkadaşlar tabii ki biz oligodendrosit diyoruz. Eğer bu yazdığım soruların hani şu ilk 7 soruyu çözdüyseniz emin olun hücreleri ezberlemişsiniz demektir. Çünkü bu hücreler çok karışan hücrelerdir. Hangisi kan bariyeri, beyin bariyerini oluşturuyor, hangisi savunmada görevli falan biraz karışabilir. Ama dediğim gibi eğer öğrendiyseniz gayet kolay yaparsınız. Gelelim endokrin sisteme geçtik. Endokrin bezlerden salgılanan kimyasal maddelere biz ne diyoruz? Hormon diyoruz değil mi? Hormonlar sadece kan yoluyla taşınıyor. Başka hiçbir yolla taşınmaz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Eksikliğinde çocuklarda kretenizm, yetişkinlerde guatr hastalığına sebep olan hormon. Guatr deyince zaten aklımıza gelecek olan hormon hangisidir? Tiroksin hormonu. Tiroksin, tiroksin hormonu iyotla çalışan bir hormondur. Bu yüzden iyot eksikliğinde de tiroksin eksikliği görülebilir. Iot alımınıza da dikkat etmeniz lazım. Kanda kalsiyum seviyesini ayarlayan hormonlar. Şimdi arkadaşlar, kalsiyum seviyesini iki tane hormon ayarlar. Bunlardan bir tanesi kalsitonin. Kalsitonin hormonu tiroid bezlerinden salgılanan bir hormondur ve kandaki kalsiyum seviyesi arttığı zaman Kalsiyumu düşürür arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapar? İşte kemiklere kalsiyum depo edilmesini sağlar. Yine ince bağırsaklardan ve böbreklerden kalsiyumun geri emilmesini azaltarak yapar bunu. Bunun tam tersi çalışan parat e, hormon vardır. Parat da paratiroid bezinden salgılanır. Parat hormon yazalım şöyle. İkisi birbirine zıt çalışır. Bu da kandaki kalsiyum seviyesini artırır. Eğer ikisini karıştırıyorsanız hangisi azaltıyor, hangisi düşürüyor? Bakın parat parat hormon artıran, parat artıran tamam mı? O şekilde aklınızda kalsın. Timus bezinden salgılanan hormon arkadaşlar, biz bu hormona timik hormon, timik ya da timozin hormonu da deniliyor timik hormon ya da timozin hormonu da deniliyor. Diyor ki pankreastan salgılanan nokta nokta kan şekerini düşürür. Hangi hormon kan şekerini düşürüyor arkadaşlar? İnsülin değil mi? İnsülin indirir bakın. İnsülin indirmekten gelsin aklınıza. Nokta nokta ise kan şekerini yükseltir. Yine bu da nedir? Glukagon. Glukagon ve insülin hormonu da ters çalışan yani antagonist çalışan hormonlardır. Biri kan şekerini artırıyor glukagon, diğeri de kan şekerini düşürüyor insülin. Dışarıdan gelen uyarıları alan yapılara ne diyoruz arkadaşlar biz? Reseptör diyoruz. Reseptör. Reseptörler diyoruz. Şimdi bağ dokuda bulunan nokta nokta vücuda giren mikropları fagosite eder demişiz. Arkadaşlar makrofaj hücreleri vardır bizim bağ dokumuzda. Bu arada e, duyu organlarına geçtik. Duyu organlarından deriyi anlatırken bağ doku da anlatılıyor. Bağ doku, epitel doku bunlar da anlatılıyor. Buradan bağ dokudaki hücreler önemlidir. Bunlardan ilki vücuda giren mikropları fagosite eden kimdir? Makrofajlardır. Makrofajlar fagosite eder. Nokta nokta hücreleri kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin ve kılcal damarın geçirgenliğini salgılayan histamin salgılar. Arkadaşlar bunu yapan hücrelerimiz de mast hücreleridir. Mast hücreleri. Nokta nokta ise vücuda antijen girdiğinde antikor oluşumunu sağlar demişiz. Arkadaşlar bunlar da plazma hücreleridir. Plazma hücreleri bu plazma hücrelerini makrofaj ve mast hücrelerini bağışıklık sisteminde de göreceksiniz tekrardan. 15. sorumuz gözde reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge. Bakın bunlar sorulur. Gözde reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge arkadaşlar sarı benektir. Sarı benek. Burunda reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge bu da sarı bölge olarak isimlendirilir. İkisini arka arkaya sormamın sebebi şu ikisi karıştırılıyor. Gözde ise sarı benek, burunda ise sarı bölge. Kulakta reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer ise arkadaşlar korti organıdır. Kort organında zaten işitme olayı tamamlanıp işte beyne gönderiliyor. Evet bu şekilde biz boşluk doldurma sorularımızı bitirmiş olduk. Gelelim klasik sorularımıza. Şöyle sayfayı ayarlayalım. Diyor ki nöronun yapısını çizerek kısımlarını gösteriniz. Gösterelim arkadaşlar. Nörona baktığımız zaman bir nöron Bakın bir dentrit dediğimiz kısa uzantılardan oluşuyor. Bunlar dentritler. Daha sonra bir hücre gövdesinden oluşuyor. Hücre gövdesinin içerisinde çekirdeği var. Mitokondri gibi organelleri var. Ribozomu var arkadaşlar ama sentrozom yok. Sentrozom olmadığı için de zaten bölünemiyor sinir hücreleri. Bu yüzden de sinirsel hastalıkların iyileştirilmesi oldukça zordur. Eğer bu nöron çevresel sinir sistemine aitse Şöyle hücrelerden oluşuyor. Biz bu hücrelere şivan hücresi diyoruz. Şivan hücresi. Arkadaşlar bu şivan hücreleri az önce de sormuştuk değil mi? Çevresel sinir sistemi için ne üretiyordu? Şöyle miyelin kılıf üretiyor. Miyelin kılıf peki miyelin kılıf ne işe yarıyor? Miyelin kılıf da uyarı dentrite geldiği zaman dentritten hücre gövdesinden geçer ve aksona gelir. Bakın şu uzun uzantıya da biz ne diyoruz zaten akson diyoruz. Şimdi bu aksona geçtiği zaman miyelin kılıf yalıtım sağlayarak burada polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olaylarının gerçekleşmesini engelliyor. Dolayısıyla atlamalı iletim dediğimiz bir iletim gerçekleşiyor. Yani uyarı buradan hop buraya atlıyor. Buradan hop buraya atlıyor. Dolayısıyla bir atlamalı iletim gerçekleşiyor. Ve böylece uyarının iletim hızı e, artıyor arkadaşlar. Daha hızlı iletiliyor. Miyelin kılıfın görevi bu. Miyelin kılıf bu arada e, yağ yapılı bir özelliği vardır. Onu da söylemiş olalım. Peki şivan hücrelerinin şu ve mielin kılıfın arkadaşlar kesinti uğradığı bölgeler var Dikkat ederseniz Bakın şu bölgeler Biz bu bölgelere Ranvier boğumu diyoruz Ranvier boğumlarında miyelin kılıf bulunmaz Bu yüzden de Ranvier boğumlarında polarizasyon depolarizasyon durumları gerçekleşir ne kadar fazla Ranvier boğumu varsa iletim o kadar yavaşlar Çünkü burada polarizasyon durumları gerçekleştiği için bir oyalanma olayı var Anladınız mı yani İş yapıyor burada iş yaptığı için oyalanıyor sonra geçiyor diğer tarafa bu yüzden de Ranvier boğum sayısı arttıkça iletim yavaşlar onu da söylemiş olalım Evet bir de aksonun uç kısmında arkadaşlar şöyle e, Akson ucu dediğimiz bölgeler vardır Bu akson ucunda da Nörotransmitter madde üreten sinaptik keseler Bulunur zaten sinapsı anlatırken de bahsedeceğiz Evet şivan ücresi Ranvier boğumu mielin kılıf bunlar mutlaka sorulabilir o yüzden aklınızda olsun bir hücrenin yapısı da bu şekilde. Hocanız nasıl sorabilir? Şekli verir, üzerinde kısımları gösterin der. Bu şekilde bir soru çıkabilir karşınıza. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki duyu, ara ve motor nöronun görevlerini ve zarar görünce neler olabileceğini yazınız demiş. Şimdi ben burada yazarak böyle uzun uzun vakit harcamayacağım. Ben söyleyeyim arkadaşlar siz yazın. Şimdi duyu nöronu dışarıdan gelen uyarıları alır. Adı üstünde duyu nerede bulunacak? Duyu organlarında bulunacak. Dışarıdan gelen uyarıları alır. Bunu kime iletir? Ara nörona. Ara nöron ne yapar? Ara nöron da merkezi sinir sisteminde bulunur. Yani bizim beyin ve omuriliğimizde bulunur arkadaşlar. Merkezi sinir sisteminde bulunarak burada değerlendirme yapar. En sonunda motor nöron. Sırasıyla gidiyor zaten. Ara nöron yaptığı değerlendirmeyi motor nörona iletiyor. Motor nöronda arkadaşlar efektör organa getiriyor. Yani bizim tepki organımıza getiriyor. Şöyle düşünün bakın. Diyelim ki ben bir zemine dokunuyorum. Zemine dokunduğum zaman uyarıyı kim alıyor? İlk önce reseptör alıyor. Daha sonra bu reseptör kime veriyor? Duyu organına veriyor. Yani duyun nöronuna veriyor. Sonra arkadaşlar duyu nöronunda uyarı alındı ya duyu organları tarafından. Nereye gidiyor? Ara nörona. Ara nöron bunu değerlendiriyor. Diyor ki burası yumuşak bir yer. Yumuşak bir yer deyince ara nöron bunu kime verdi? Motor nörona verdi. Motor nöron da arkadaşlar bizim efektör organımıza getirdi. Efektör organ da benim neyim? Elim değil mi? O zaman efektör organ neymiş? Bizlerde kas ya da bezler olabilir. Efektör organa getiriyor ve burada bir tepki oluşuyor. Elinize iğne battığını düşünün. Elime iğne battı, reseptör aldı. Duyu nöronu aldı. Ara nörona verdi. Ara nöron omurilikte refleksi olduğu için omuriliğe gidiyor. Omurilikte ara nöron tarafından değerlendiriliyor. Hemen motor nörona veriliyor. Motor nöron da benim elimdeki kasları, parmağımdaki kasları uyararak çekmemi sağlıyor arkadaşlar. İşte görevleri bu şekilde. Peki zarar görürse ne olur? Diyelim ki duyu nöronu zarar gördü. Duyu nöronu zarar gördüğünde arkadaşlar biz uyarıyı alamayız değil mi? Uyarıyı alamıyoruz. Peki burada uyarının alınamaması durumuna bir örnek verelim. Mesela lokal anesteziyi düşünün. Diyelim dişinizi çektireceksiniz gittiniz ne yapıyorlar? Önce bir anestezi uyguluyorlar değil mi? Veya e, eliniz falan kesilmiş de dikiş atacakları zaman kesilen bölgeye böyle fıs fısla bir şey sıkıyorlar. O nedir? Lokal anestezi uygulamak için aslında anestezik maddedir. Orayı geçici olarak uyuşturuyor. Uyuşturduğu zaman arkadaşlar orada elinizi diktiği zaman hiçbir şey hissetmiyorsunuz veya dişinizi çekerken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bunun sebebi duyu nöronlarına geçici olarak zarar vermesidir. O zaman lokal anesteziyi ben duyu nöronunun zarar görmesine yazabilirim. Tabi bu geçici olay. Ara nörona gelelim. Ara nöron zarar görürse de şimdi duyun nöronu uyarıya ara nörona iletiyor. Yani diyelim ki elime sıcak sobaya dokundurdum. Duyu nöronu bunu ara nörona iletiyor. Ama ara nöron çalışmadığı için değerlendiremiyor arkadaşlar. Değerlendiremediği için tepki oluşturamıyor. Dolayısıyla motor nörona uyarıyı gönderemiyor. Dolayısıyla ben elimi oradan çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Çünkü elimin yandığının farkında değilim. Tabi görmediğim sürece dem gözümüz kapalı olsun. Elimin yandığının farkında değilim. Dolayısıyla arkadaşlar elim orada zarar görüyor mu? Görüyor. Peki buna örnek nedir? Felç durumu buna örnektir. Ee, duyu nöronu ara nörona uyarı iletir ama ara nöron değerlendiremez felç durumunda. Yani böyle mesela belden aşağısı felç olanlar işte çekiçle falan vuruyorlar ya dizlerine. Ee, aslında dizlerindeki duyu nöronları çalışıyor, uyarı iletiyor ama ara nöron çalışmadığı için arkadaşlar dolayısıyla tepki veremiyor. Gelelim motor nöronun zarar görmesine. Aslında biliyor musunuz en acı olan budur bence. Şu mesela sobaya dokunduğumuzu düşünün. Şimdi duyu nöronu iletti. Ara nöron değerlendirdi ama motor nöron çalışmadığı için ben elimi oradan çekemiyorum. Çünkü neden? Motor nöron çalışmıyor. Bana tepki oluşturmuyor. Tabi beyinsel olarak düşünüp çekebilirsiniz ama acı hissetmiyorsunuz orada. Dolayısıyla acı hissediyorsunuz ama çekemiyorsunuz. Özür dilerim. Acı hissediyorsunuz ama çekemiyorsunuz. Yine dediğim gibi gözlerinizin kapalı olduğunu düşünürsek. Ee, peki motor nöronun zarar görmesine bir örnek verelim. Buna da örnek nedir? Botokstur. Botoks. Arkadaşlar botoks uygulanırken e, yüzde bulunan motor nöronlara zarar veriliyor maalesef. Dolayısıyla mimikler ortadan bir süre sonra kayboluyor. E, mesela dikkat edin botoks yaptıran kişilerin yüz if yüz ifadesi hep sabittir. İşte gülüyor mu, ağlıyor mu, şaşırıyor mu? Hatta böyle hep şaşkın şaşkın bakıyor gibi gelebilir insana. E, ne tepki verdiğini anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla motor nöronun zarar görmesine de botoks örnek olarak verebiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Şurayı şöyle bir sileyim. Evet diyor ki 3. sorumuzda ya hep ya hiç prensibini anlatınız diyor. Arkadaşlar nedir ya hep ya hiç prensibi? Diyelim ki bir sinir hücresi düşünün. Sinir hücresi diyor ki bana diyor eşik şiddetinde ya da eşik şiddetinin üstünde bir uyarı gelirse ben buna cevap veririm diyor. Ama eşik şiddetinin altında bir uyarı gelirse... Ben buna cevap vermem diyor. Şöyle düşünün mesela elektrik işlerinde çalışan birini düşünün. Sürekli tamir ediyor işte elektrik işlerinde çalışıyor. Bir süre sonra bir kişinin eşik değeri yükselir. Elektrik konusunda eşik değeri yükselir. Mesela sürekli kızartma yapan birini düşünün. Bu kişinin de arkadaşlar bir süre sonra yanma için eşik değeri yükselir. Yani biz mesela bir yağ sıçradığı zaman hemen vücudumuzda bir acı hissederiz. Ama o kişi de sürekli kızartma yapan veya sürekli elektrikle uğraşan kişi de bu eşik değeri sürekli yükselebiliyor. Dolayısıyla ya hep ya hiç prensibi e, uygulanabiliyor. Ya hep ya hiç prensibi tek bir sinir hücresi için geçerlidir. Bakın tek sinir hücresi için geçerlidir. Birden fazla sinir hücresinden oluşan sinir kordonu veya sinir telleri için geçerli değildir. Çünkü sinir tellerinde ya da sinir kordonunda e, her bir sinir hücresinin eşik değeri birbirinden farklıdır. Bu yüzden de her birinin farklı olduğu için arkadaşlar hepsi e, ya hep ya hiç prensibine uymaz diyoruz ama tek bir sinir hücresi için ya hep ya hiç prensibi e, uygulanır. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki ya e, sinaps nedir? anlatınız Hemen anlatalım. Bakın. Az önce size sinir hücresinin yapısını çizdim, değil mi? Şimdi bu sinir hücresini, iki tane sinir hücresini birbiriyle sinaps yaptığını düşünün. Bakın ben şimdi şu bölgeyi anlatacağım size. Yine şurası da bu hücrenin devam olduğunu düşünün. Benim anlatacağım bölge şurası arkadaşlar. Yani birinci nöronun akson ucuyla ikinci nöronun dentriti arasında kalan bölgeyi anlatacağım. Şöyle anlatacağım. Şimdi şurası İlk çizdiğim kısım birinci nöronun akson kısmı, akson ucu. İkinci çizdiğim kısım da dentrittir. İkinci nöronun dentriti. Ne oluyor burada? Şimdi uyarı buradan geldi, geldi, geldi. Akson ucuna kadar geldi. Burada nörotransmitter maddeleri üreten sinaptik keseler vardır. Bu keseler arkadaşlar nörotransmitter madde üretiyorlar. Bu maddeler dopamindir, işte serotonin gibi e, maddelerdir. Bu maddeler üretiliyor. Daha sonra sinaptik kese geliyor. Şuradaki hücre zarına bağlanıyor ve egzostoz yoluyla bu sinaptik boşluğa nörotransmitter maddeleri bırakıyor. Diyelim ki mutluluk hormonu olan serotonin buraya bırakılıyor olsun. Serotonin döküldü buraya. Burada dendritte reseptörler vardır. Bu reseptörler arkadaşlar buradaki Serotonin'i algılıyorlar. Daha sonra serotonin burada bir uyarı oluşturduğu için uyarı nereye geçmiş oluyor? Uyarı ikinci hücremize geçmiş oluyor. Bunu sağlayan da kimdir? Sodyum iyonudur. Sodyum iyonu içeriye girer ve içeriye girdiği anda buradaki e, hücreden hücreye aktarım sağlanmış olur. Yani nörotransmitter maddeler tanınır arkadaşlar. Eğer sodyum yerine klor girerse ne olur? Bu sefer de tanınmaz. Böylece eğer klorun girdiği bir durum varsa uyarı iletimi engellenmiş olur. Bu engelleme bizim için oldukça önemlidir. Ne için önemli? Mesela ben şu an konuşuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Benim sesimi algılıyorsunuz ve bu e, sesim nereye gidiyor? Sizin beyninizdeki ses bölgesine gidiyor. İşte bu sesimin göz görme bölgesine veya işte konuşma bölgesine gitmesini engellenmesi bunun şu sayesinde oluyor arkadaşlar. E, bu şekilde söyleyelim. Eğer sodyum giriyorsa uyarı iletimi devam eder. Klor giriyorsa arkadaşlar reseptörler nörotransmitter maddeyi tanımaz ve böylece bir seçici direnç dediğimiz durum ortaya çıkar. Evet sinaps dediğimiz olay da bu şekildedir. Bu arada bu nörotransmitter maddeleri uyaran e, iyonumuz da kalsiyum iyonudur. Kalsiyumu da unutmayalım. Gelelim şimdi diğer sorumuza. Diyor ki sinir sistemi bölümlerini anlatınız. Evet işte en önemli kısma geldik. Şu beyin meyin onları anlatacağız. Hemen anlatalım. Şurayı bir silelim. Arkadaşlar şimdi biz sinir sistemini hatta şöyle biraz daha küçülteyim. Sinir sistemini ikiye ayıracağız. Merkezi sinir sistemi bir de çevresel sinir sistemi. Şimdi merkezi sinir sistemi bizim için önemlidir. Merkezi sinir sistemi kendi içerisinde yine ikiye ayrılır. Nedir bu? Omurilik omurilik ve beyin. Şimdi omurilik refleks merkezidir. Bizim dışarıdan gelen uyarıların refleks olarak geliyorsa eğer bunun değerlendirildiği bölgedir arkadaşlar omurilik. Omuriliğin hatta belirgin bir şekli var değil mi? E, mutlaka kitaplarınızda bakın. Omuriliğin karşınıza çıkma ihtimali vardır yine sorularda da. Şöyle bir şekli var arkadaşlar. Tabii ben dediğim gibi parmağımla yazdım. Hiç doğru düzgün yazamadım ama. Şöyle bir şekli var. Neyse. Şimdi burada dorsal dediğimiz bölge. Yani arka kök bir de ventral dediğimiz bölge yani ön kök. Duyu nöronu dorsal kökten giriyor. E, sonra arkadaşlar ara nöron değerlendiriyor refleksi olduğu için ne yapıyor? Ön kökten çıkıyor. Ama eğer normal bir uyarı ise yani refleks değilse omurilikte de çapraz yapıyor. Buradaki uyarı çapraz yaparak diğer taraftan çıkıyor. Dediğim gibi omurilik hem refleks merkezidir hem de dışarıdan gelen uyarıların beyne giderken çapraz yaptığı yerdir. Neden çapraz yapıyor? Çünkü beynimizin sağ lobu vücudumuzun sol tarafını, sol lobu da beynimiz, e, vücudumuzun sağ tarafını kontrol ediyor arkadaşlar. Bu yüzden de çapraz yaptığı yer neresiymiş? Omurilikmiş. Dışarıdan gelen uyarıların beyne giderken çapraz yaptığı yer omuriliktir. Bunu unutmayalım. Tamam. Şimdi gelelim beynin bölümlerine. Kısa kısa bu arada görevlerinden de bahsedeceğim. Arkadaşlar beyni 3 bölgeye ayırıyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Ön beyin kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Uç beyin ve ara beyin olarak uç beyine biz beyin kabuğu da diyoruz beyin kabuğu uç beyin bizim için önemli çünkü uç beyinde bazı olaylar gerçekleşiyor bakın üç tane olayı bilmeniz lazım birinci görevi beyin kabuğunun Dışarıdan gelen uyarıların değerlendirildiği bölgedir arkadaşlar beyin kabuğu. Yani benim gözümle ilgili bir uyarı mı geldi? Değerlendirildiği bölge beyin kabuğu. Daha sonra mesela sesle ilgili bir bölge mi gel bir uyarı mı geldi? Değerlendirildiği bölge neresiymiş? Beyin kabuğuymuş. Ayrıca konuşma, yazma, hafıza gibi olayların gerçekleştirildiği yerdir. Bir de istemli kas hareketlerini kontrol eden yerdir arkadaşlar beyin kabuğu. 3 tane görevi var. Bunları unutmuyoruz. Gelelim ara Arabeyinde Ara beyin de kendi içerisinde 3'e ayrılacak. Bunlardan biri talamus, diğeri epitalamus, diğeri de arkadaşlar hipotalamus. Şimdi burada epitalamus çok önemli değil. O yüzden epitalamus'u anlatmayacağım ama talamus ve hipotalamus önemlidir. Talamus uyku uyanıklık arasındaki düzenlemeyi sağlıyor arkadaşlar. Yani şöyle düştün. Uy uyanıklıktan uykuya geçiş anını sağlayan bir yapımızdır. Ayrıca talamus ee, koklama hariç diğer duyu organlarından gelen uyarıların sınıflandırılarak beyin kabuğuna gönderildiği yerdir. Mesela diyelim ki hem gözümden uyarı geldi, hem işte sesten uyarı geldi. Şu an mesela siz olduğu gibi İkisinin de sınıflandırılıp ilgili bölgeye gönderildiği yer neresiymiş? Talamusmuş. Ayrıca uyku yanıklık dengesini de sağlar onu da söyledik. Hipotalamusa gelince hipotalamusta arkadaşlar aklınıza direkt homeostasi gelecek. Homeostasi neydi? İç denge. İç dengeyi sağlar. Peki bunu nasıl yapar? Hipotalamus nasıl yapıyor? Mesela kan basıncının düzenlenmesi. Kandaki ozmotik basıncın düzenlenmesi, sıcaklığın, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, pH'in düzenlenmesi, tansiyonun düzenlenmesi bunların hepsi kim tarafından yapılıyor? Hipotalamus. Eğer bizim vücudumuzun iç dengesini bozacak bir şey varsa kim tarafından düzenlenir? Hipotalamus tarafından düzenlenir. Ayrıca hipotalamus bir bez olan, endokrin bir bez olan hipofiz bezini de kontrol eder. Bunu da söylemiş olalım. Evet ön beyni anlattık gelelim orta beyne. Arkadaşlar orta beyin kendi içerisinde ayrılmıyor. Orta beynin de görevleri şunlardır. Ha, bir arada hipotalamus için şunu da söyleyeyim. Ee, kusma işte pardon yanlış söyledim galiba. Evet arkadaşlar esneme çiğneme falan refleksleri var ya onlar hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. O hipotalamus muydu? Omurilik soğanı mıydı? Omurilik soğanıydı pardon hipotalamus için ee, söylemedim onu tamam mı omurilik soğanının görevi Tamam şimdi orta beyinde de görme ve işitme refleksleri kontrol ediliyor arkadaşlar mesela işte diyelim ki ani bir ışıkta göz bebeklerimizin küçülmesi bu orta beyin tarafından kontrol ediliyor. İşte e, ani bir ses olduğunda işte kulaklarımızdan gelen o sesten dolayı o tarafa dönmemiz yine o ani sese karşı oluşan refleks yine orta beyin tarafından kontrol ediliyor arkadaşlar. Orta beyin ayrıca kas tonusu dediğimiz olayı da ayarlar. Nedir kas tonusu? Kaslarımız tamamen gevşek olsa bile bir miktar kasılı kalır. Bakın bizim en gevşek olduğumuz an ne zamandır? Böyle kanepede yatmışsınız elinizde televizyon kumandası işte böyle kanalları karıştırıyorsunuz o sırada ne oluyor böyle kendinizi bir salmışsınız en gevşek olduğumuz an o andır o anda bile arkadaşlar bizim vücudumuzda kaslar bir miktar kasılı kalıyor biz buna kas tonusu diyoruz peki bunun sebebi nedir kas tonusunun sebebi ee, Vücuda ani bir uyarı gelirse kasların birbirini toparlaması için mecburen bir miktar kaslı kalması lazım. Bu yüzden de kas tonusu vardır. Zaten kas tonusu ölüm anında bozuluyor. Arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Gelelim şimdi arka beyni. Arka beyin kendi içerisinde beyincik beyincik omurilik soğanı ve pons olarak üçe ayrılıyor. Beyincik vücudumuzun denge bölgesidir. Ee, i̇şte bizim dengede yürüyebilmemizi sağlayan bölgedir arkadaşlar beyincik. Omurilik soğanı Omurilik soğanı da hayati faaliyetleri yönetir arkadaşlar. Hayati faaliyetleri yönettiği için zaten hayat düğümü ismi de veriliyor omurilik soğanına. Ayrıca e, ee, içsel refleksleri kontrol ediyor. Az önce hipotalamus için söylemiştim yanlış söyledim. E, ee, kusmadır, çiğnemedir, esnemedir arkadaşlar bunlar omurilik soğanı tarafından kontrol ediliyor. Pons'a geldiğimiz zaman pons sadece memelilerde bulunur. Bunu bilmeniz lazım. Bir de e, pons beyincik yarım küreleri arasında bağlantıyı kurar arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekir. Evet böylece ne yaptık? Sinir sistemini anlattık. Çevresel sinir sistemi de ee, dışarıdan gelen uyarıların bulunduğu yani merkezi sinir sistemini oluşturan nöronlar ara nöronlardır. Çevresel sinir sistemini ise duyu nöronları ve motor nöronları oluşturur arkadaşlar. Ee, bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Çünkü çevresel sinir sisteminde eskiden müfredatta sempatik sinirler, parasempatik sinirler vardı. Onlar şimdi dolaşım sisteminde anlatılıyor. Burada anlatılmıyor. O yüzden ben de değinmeyeceğim. Ee, duyu ve motor nöronların bulunduğunu bilmeniz yeterlidir. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda da diyor ki refleks yayını yazınız demiş arkadaşlar. Refleks yayından bahsedelim. Neydi refleks? Ee, dışarıdan gelen uyarılara karşı otomatik olarak verdiğimiz cevaplara bir refleks diyoruz. Refleksler dışsal ve içsel olarak ayrılabilir arkadaşlar. İçten gelen yani canlının içinden gelen refleksler vardır. Bir de dışarıdaki uyaranlara karşı verdiği refleksler vardır. Mesela kusma, yutkunma, esneme, çiğneme bunlar nedir hep? İçeriden gelen yani kendimizde olan reflekslerdir. Ama dışarıdan gelen reflekslere baktığımız zaman mesela elimize iğne battığı zaman elimizi çekmemiz veya sıcağa dokunduğumuz zaman uzaklaşmamız bunlar da dıştan gelen refleksler olarak olarak düşünebilirsiniz. E tabii ee, bu esneme, yutma, çiğneme gibi dediğim refleksler doğuştan gelen reflekslerdir. Mesela diz kapağı refleksi, göz kapağı refleksi bunlar da aynı şekilde doğuştan gelen yani kalıtsal reflekslerdir. Bir de dışarıdan gelen refleksler ise arkadaşlar sonradan öğrenilen reflekslerdir. Mesela limon görünce ağzın sulanması bu nedir? Bizim yaşayarak öğrendiğimiz bir şeydir. Dolayısıyla öğrenilmiş veya kazanılmış refleksler olarak söylüyoruz. Peki refleksin merkezi neresi dışarısal yani dışarıdan gelen refleksleri arkadaşlar merkezimiz Tabii ki omurilik değil mi omuriliğin yapısını şöyle bir tekrardan göstereyim size bir çizmiştim ama yine gösterelim ve refleks yayını da burada bahsedelim şimdi omuriliğin yapısına baktığımız zaman omuriliğin yapısı hemen hemen bu şekildedir arkadaşlar şurası Dorsal köktür. Vücudumuzun dışa bakan kısmıdır. Arka kök yani. Burası da arkadaşlar ventral köktür. Vücudumuzun içe bakan kısmıdır. Yani ön kök. Omurganın dorsal kökü vücudun dışına bakar. Arka tarafıdır arkadaşlar. Zaten omurga sırt tarafımızda olduğu için sırtımızın dışarı doğru bakan kısmı nedir? Dorsal kısımdır. Ve duyun nöronları dorsal kökten girerler içeriye. Dolayısıyla şu şekilde duyun nöronu arada bulunan arkadaşlar ara nöron olacak dışarı çıkan ise nedir motor nörondur ara nöron motor nöron şimdi refleks yayında vücudumuzun bakın bu taraf sağ tarafımız olsun bu tarafta sol tarafımız olsun diyelim ki sağ elimize bir iğne battı İğne battığı zaman bakın e, vücudumuzun sol tarafından şu şekilde uyarı girer bakın Pardon sağ elimize iğne battığı zaman vücudumuzun sağ tarafından yani sağ kökten ne yaptı uyarı girdi duyu nöronuyla. Daha sonra burada ara nöron tarafından değerlendirildi bir refleks olduğu için sonra motor nöronun tarafından da cevap geldi ve biz elimizi oradan çektik. İşte refleks yayı budur arkadaşlar. Bu şekilde düz bir şekilde gider refleks Peki normal bir uyarı olsaydı mesela daha önce de söylemiştim. Diyelim ki bir dokunduğum yeri yumuşak mı yoksa sert mi olduğunu anlamaya çalışıyorum. O zaman ne olacak? Diyelim ki sağ elimle dokundum. Sağ elimle dokundum. Duyu nöronu uyarıyı iletti. Daha sonra burada bakın burada bir çapraz yapacak ve beyine gidecek. Çünkü bunu değerlendiren kimdir arkadaşlar? Beyindir. Dolayısıyla buradaki ara görev yapmaz. Buradan arkadaşlar geçtiği yol şu şekildedir. Çapraz yaparak geçer. Çünkü vücudumuzun sağ tarafını beynimizin sol tarafı kontrol ediyordu. Dolayısıyla buradan çapraz yaparak nereye gidecek? Beynimizin sol tarafına gidecek. Eğer dikkat edin normal bir uyarı mı diyor? Refleks mi diyor? Refleks diyorsa çapraz yapmayacak. Refleks değilse arkadaşlar çapraz yaparak geçiş sağlayacak. Reflekslerini de bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi gelelim diyor ki hipofizden salgılanan hormonları yazınız. Ee, hormonlar kısmına geldik arkadaşlar. Sinir sistemi bitti. Şurayı yine bir silelim. Evet. Hormonlar kısmında şimdi biz bu, vücudumuzda bir sürü bez var. Bu bezlerden en önemlisinde en önemlisi arkadaşlar hipofizdir. Çünkü hipofizden bir sürü hormon salgılanıyor. Bu hormonlar da vücudumuzu genellikle diğer organlarını kontrol ediyor veya uyarıyor. Şimdi hipofizin iki tane lobu vardır. Hipofiz diyelim şöyle. İki lobu vardır arkadaşlar. Ön lob ve arka lob. Ön lobdan 7 tane, arka lobdan da iki tane hormon salınır. Nasıl olacak? Bakın hipofizden Ön lobdan üretilen hormonları yazıyorum. Birincisi büyüme hormonu. Diğer bir ismiyle STH. Somatotropik hormon. Bu büyüme hormonu bizim vücudumuzdaki tüm hücreleri uyararak hücre bölünmesini artırır ve vücudun büyümesini sağlar. Özellikle çocuklarda önemlidir arkadaşlar büyüme hormonu. Büyüme hormonunun eksikliğinde cücelik ortaya çıkar. Fazlalığında ise çocuklarda devlik dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Eğer STH Yetişkinlerde fazla salgılanıyorsa o zaman da akromegali dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Akromegali de baş, el ve ayakların vücuda oranına daha büyük olmasıdır. STH bu şekilde. Gelelim TSH var. TSH bu da tiroid uyarıcı hormon. Tiroid bezlerini uyararak oradan tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra... E ACTH var. Adrenokortikotropik hormon. Bu hormon da bizim böbrek üstü bezlerimizin kabuk bölgesini uyararak oradan kortizol, aldosteron gibi hormonların üretilmesini sağlar arkadaşlar. Bu da bir uyarıcı hormondur. Daha sonra MSH var. MSH melanosit uyarıcı hormon. Bu da derimizdeki melanosit dediğimiz hücreleri uyararak buradan melanin pigmentinin üretilmesini sağlıyor. Yani aslında derimize renk vermesini sağlayan bir hormondur. Sonra geliyorum FSH. FSH kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde de testisleri uyarır arkadaşlar. Eşeysel bir hormondur. Kadınlar yumurtalıkları uyararak o genezin başlamasına sebep olur. Yani yumurta oluşumunu e, üretir, uyarır. Erkeklerde de testisleri uyararak sperm oluşumunu uyarır arkadaşlar. FSH bu şekilde. Gelelim LH'a. LH de yine eşeysel bir hormon. Kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde de testisleri uyarıyor. LH kadınlarda progesteron hormonunun üretilmesini, pardon, progesteron değil, östrojen hormonunun üretilmesini sağlıyor arkadaşlar. E, erkeklerde de LH testosteron hormonunun üretilmesini sağlıyor. LH ile ilgili bilmeniz gereken e, bunlardır. Bir de son olarak bir hormonumuz daha var. Prolaktin. Prolaktin diğer bir ismiyle LTH hormonu. LTH luteotropik hormon. Bu hormonda kadınlarda süt bezlerinin gelişmesini sağlayarak yine sütün üretimine katkı sağlar arkadaşlar. Prolaktin hormonu kadınlarda aktif olan bir hormondur. Erkeklerde de var ama erkeklerde aktif değil. Kadınlarda aktif olan bir hormondur. O zaman bakın başka bezleri uyaran veya başka organları uyaran hormonlar hangileri? Biri TSH, tiroid bezini uyarıyor. Diğeri, ACTH nereye uyarıyor? Böbrek üstü bezlerini. Biri FSH yumurtalıkları ve testisleri uyarıyor. Bir de LH arkadaşlar yine yumurtalıkları ve testisleri uyarıyor. Ama diğerleri direkt olarak görev yapıyor bakın. Bunlar uyarıcı. Ee, diğerleri de arkadaşlar direkt olarak görev yapan hormonlarımızdır. Şimdi gelelim arkalop hormonlarına. İki tane hormon var zaten. Bunlar arkadaşlar bu arkalop hormonları hipotalamus tarafından üretiliyor. Arkalop da depo ediliyor. Oradan da kana veriliyor. Yani arkalop direkt kendisi üretmez bu hormonları. İki tane hormonumuz var. Biri adHtır Vazopressin diğer bir ismiyle. Diğeri de arkadaşlar oksitosindir. Oksitosin. ADH e, böbreklerde böbrek tübüllerini uyararak suyun geri emilmesini sağlayan bir hormondur. Eğer ADH eksikliği varsa, vazopressin eksikliği varsa... E, çok fazla su geri emilmez arkadaşlar. Yani böbreklerden su dışarı atılıyor. Dolayısıyla kanımızda ne oluyor bu sefer? Su eksikliği yaşanıyor. Su eksikliği yaşandığı için şeker seviyesi normal olsa bile Şeker yüksek çıkıyor çünkü derişim artıyor. Şeker derişim artmış oluyor su kaybettiğimiz için. Dolayısıyla şekersiz hastalık, e, şekersiz şeker hastalığı dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar. ADH eksikliğinde. ADH için şunu tekrardan söylüyorum, böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan hormondur. Oksitosine geliyorum. Oksitosinde e, kadınlarda yine e, rahim kaslarının doğum sırasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırıyor. Bir de arkadaşlar süt bezlerinden sütün gelmesini sağlayan bir hormondur. Erkeklerde de vardır bu hormon ama erkeklerde çok aktif değil arkadaşlar. Oksitosin hormonu. Evet, gelelim diğer sorumuza. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonları yazınız demiş. Şurayı silelim. Yazalım böbrek üstü bezlerini de. Şimdi böbrek üstü bezlerinin iki bölgesi var. Bir kabuk bölgesi vardır. Bir de öz bölgesi dediğimiz bölge vardır arkadaşlar. Böbrek üstü bezleri diyelim şöyle. Bir kabuk bölgesi vardır. Bir de öz bölgesi vardır. Şimdi kabuk bölgesinde 3 tane hormon salgılanıyor. Nedir bunlar? Aldosteron. Aldosteron. Kortizol. Kortizol ve eşeysel hormonlar. Eşeysel hormonların bir kısmı buradan salgılıyor. Nedir bu eşeysel hormonlar? Bunlar progesteron, östrojen ve testosteron. Yani mesela biz östrojeni kadınlık hormonu olarak biliyoruz. Testosteronu da erkeklik hormonu olarak biliyoruz. Ama her erkeğin kanında bir miktar östrojen, her kadının kanında da bir miktar testosteron bulunur. Eğer bu miktarlar artarsa kadınlarda erkeklik özellikleri, erkeklerde de kadınlık özellikleri görülür. Mesela kadınlarda sakal çıkması gibi veya erkeklerde göğüslerin gelişmesi gibi durumlar gözlenebilir arkadaşlar. Eşeysel hormonların bir kısmı kabuk bölgesinden salgılandığı için. Tamam mı? Gelelim aldosteron ve kortizole. Aldosteron vücudumuzda minerallerin dengesini ayarlıyor. Hangi mineraller? Sodyum ve potasyumun ee, miktarını ayarlar arkadaşlar. Sodyum ve klorun böbreklerden geri emilmesini sağlıyor. Potasyumun da dışarı atılmasını sağlıyor. Aldosteron eksikliğinde potasyum dışarı atılamadığı için deride böyle turuncumsu bir renk oluşuyor arkadaşlar. Biz bu hastalığı Addison hastalığı diyoruz. Zaten isminden de böyle anlaşılıyor. Hafif çağrıştırıyor. Neydi? Addison aldosteron. Tamam mı? Eksikliğinde Addison hastalığı ortaya çıkar. Gelelim kortizol hormonuna. Kortizol hormonu bağışıklık sistemini baskılayan bir hormondur. Yüksek iltihaplı durumlarda arkadaşlar kortizollü ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca kortizol kan şekerini artıran da bir hormondur. Nasıl yapıyor bunu? Ee, Aminansitleri, yağları karbonhidratlara glikoza çevirerek arkadaşlar bizim vücudumuzda kan şekerinin artmasını sağlayan bir hormon kortizol hormonu. Bir de dediğim gibi en önemli özelliği bağışıklık sistemini baskılamasıdır. Şimdi bunu size mantığını açıklayacağım. Bağışıklık sistemimizin daha görmediniz ama ilerleyen zamanlarda göreceksiniz bağışıklık sistemini. doğal bir savunması vardır arkadaşlar. Mesela elimizde bir kesik olduğu zaman veya vücudumuzda bir mikrop olduğu zaman hemen iltihap üretmeye başlar. İltihap üretir, üretir, üretir. Bu sefer arkadaşlar bu iltihap bizim vücudumuza zarar vermeye başlar. Kortizol de ne yapıyor? Bağışıklık sistemini baskılıyor ve iltihap üretimini azaltıyor ya da durduruyor. Dolayısıyla eğer ağır iltihaplı durumlar varsa, kanımızda iltihap artmışsa kortizollü ilaçlar kullanılıyor. Kortizollü ilaç kullanıldığı için bu sefer bu kortizol işte kandaki yağı proteini neye çeviriyor bu sefer karbonhidrata çeviriyor. Bu da kilo alınmasına sebep oluyor arkadaşlar onu da söylemiş ol. Evet böylece kabuk bölgesini bitirmiş olduk. Gelelim öz bölgesine. Öz bölgesinden de iki hormon sentezleniyor. Bunlardan bir tanesi adrenalin veya epinefrin olarak da geçer. Diğeri de nöradrenalin. Nör adrenalin arkadaşlar ikisi de aslında hemen hemen aynı etkiyi yapıyor. Şimdi adrenalin deyince aklımıza ne geliyor? Heyecandır işte e, atraksiyon böyle yüksek korkudur falan filan bunlar geliyor. Arkadaşlar adrenalin vücudumuzu hızlandıran bir hormon. Nasıl yapıyor bunu? İşte kalp atışının hızlanmasına sebep oluyor. İşte göz bebeklerinin büyümesine sebep oluyor. E, vücudumuzu hızlandırıyor açıkçası yani kısacası bu. Deriye giden damarların daralmasını sağlıyor. İç organlara giden damarların da genişlemesini sağlıyor adrenalin hormonu. Sindirim sistemi hariç tüm sistemleri hızlandırıyor. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ve deriye giden damarları daraltırken diğer damarlarımızı genişletiyor. Mesela korktuğumuz zaman veya işte heyecan yaptığımız zaman böyle hani derler ya mesela anneniz falan gördüğü zaman der ne oldu sana işte betin benzin atmış diye. E, dere giden damarlar daraldığı için yüzdeki renk gider ve betin benzin atmış veya işte yüzün sararmış falan derler. Bunun sebebi budur. Nöroadrenalin de adrenalinle aynı etkiyi gösteriyor ama sadece farkları şu. Adrenalin arkadaşlar direkt işte kalp atışı falan gibi olaylara etki ederken nöroadrenalin direkt damarlara etki ediyor direkt damarları uyarıyor ve damarların daralmasını genişlemesini sağlıyor. Bu yüzden de ikisi arasındaki tek fark budur. Adrenalin, nöroadrenalin aynı etki aynı etkiyi sağlıyorlar. Adrenalin sadece pardon ilk önce kalp gibi işte organlara etki ederken nöroadrenalin damarlara etki ediyor. Evet böylece bunu da anlatmış olduk. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle silelim yine burayı. Diğer sorumuzda da diyor ki Eşeysel hormonları anlatınız demiş. Anlatalım. Arkadaşlar şimdi eşeysel hormonlar deyince bir yumurtalıklardan salgılanan hormonlar aklınıza gelecek. Bir de testislerden salgılanan hormon aklınıza gelecek. Testis. Şimdi yumurtalıklardan iki tane hormon salgılanıyor. Bir tanesi progesteron, diğeri de östrojen. Arkadaşlar progesteron e, hamileliğin devamlılığını sağlayan bir hormondur. Kadınlarda her ay bir yumurta üretilir, olgunlaştırılır ve serbest bırakılır. Eğer ki bu yumurta döllenmezse yani bir spermle karşılaşmazsa bir miktar kanla birlikte dışarıya atılır arkadaşlar. Üreme sisteminde daha detaylı göreceksiniz. Bu bir miktar kanla dışarı atılırken progesteron seviyesine apar düşer. Eğer ki hamile bir kadında diyelim ki yumurtanın spermle karşılaştı, döllendi ve hamilelik gerçekleşti. Progesteron seviyesinin belli bir seviyede olması lazım arkadaşlar. Çünkü progesteron düşerse korpus luteum dediğimiz yapı bozuluyor ve düşük gerçekleşiyor. O zaman progesteron hormonunun etkisi neymiş? E, kadınlarda hamileliğin devamını sağlayan işte e, rahim duvarlarının kalınlaşmasını sağlayan hormonmuş. Östrojen ise arkadaşlar o da hemen hemen aynı etkiye sahiptir. Yine, yine her ay rahim duvarlarının kalınlaşmasını sağlıyor. Kılcal kan damarı bakımından zenginleşmesini sağlıyor östrojende. Bir de östrojen kadınlarda ikincil eşeysel özelliklerin ortaya çıkmayı, çıkmasını sağlıyor. Sesin ince olması, göğüslerin gelişmesi gibi bunları sağlıyor. Gelelim testislerden salgılanan hormona. Bu da testosteron hormonudur. Arkadaşlar testosteron hormonu da erkeklerde e, spermlerin olgunlaşmasını sağlayan bir hormondur. Ayrıca ikinci leşeysel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan bir hormondur. İşte sesin kalın olması, kasların gelişmesi, sakal büyük çıkması gibi bunları sağlayan hormondur testosteron hormonu. Evet böylece bitirmiş olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza diyor ki sinir sistemi hastalıkların örnek veriniz verelim Arkadaşlar birkaç tane yazalım mesela Parkinson hastalığı Parkinson hastalığında ellerde ayaklarda titreme ayakları sürüyerek yürüme gibi özellikler görülür Parkinson hastalığında sinir hücrelerinde meydana gelen tıkanıklıklar sonucunda oluşuyor Parkinson hastalığı MS hastalığı da buna benziyor ama MS hastalığında ani nöbetler gelebiliyor arkadaşlar işte Nöbet derken sarı nöbeti gibi düşünmeyin tabii ki. Ani bir elektrik akımı kesildiği zaman ne oluyor? Kişi de e, o anı unutma veya o anda durup kalma gibi durumlar gözlenebilir. MS hastalığı bu arada uzun ismi multiple skleroz dediğimiz multiple skleroz dediğimiz hastalıktır. Sonra gelelim sarı hastalığına. Sarı hastalığı. Bu da arkadaşlar sarı hastalığı da ee, genellikle nöbetlerle kendini belli ediyor Yine az önce MS hastalığında verdiğim gibi <laughs> MS hastalığında verdiğim gibi arkadaşlar ne oluyor Bunlarda da ani nöbetler geliyor Nöbetler sırasında e, elektriksel iletim Yani nöronlardaki iletim kesildiği için ani nöbetler ortaya çıkıyor Ağızdan köpük çıkması gibi durumlar gözlenebiliyor Parkinson, MS dedik, sarı hastalığı dedik Başka aklıma... Şu an bir şey gelmiyor ama sinir sistemi hastalıklarından aslında çok var. Sinir sistemi hastalığı. Ama şu an aklıma gelmiyor. Sadece bu üçünü anlatmış olayım. Diğerlerine siz bakın arkadaşlar. Şu an gerçekten aklıma gelmedi. Gelelim bir diğer hastalık, hastalık diyecektim. Diğer sorumuza. Vücutta bunlar reseptörleri yazınız demiş. Vücudumuzda arkadaşlar hangi reseptörler var? Şimdi temel olarak 3 tane reseptörümüz var. Bunlardan bir tanesi fotoreseptörlerdir. Fotoreseptörler neyi algılıyor? Işık. Peki nerede bulunuyor? Tabii ki ışığı algılayan gözde bulunuyor değil mi? Bir diğeri mekanoreseptörler vardır. Mekanoreseptörler. Bunlar da basınç gibi, işte e, ses gibi olayları algılar arkadaşlar. Şuraya basınç yazayım. Bu da nerede bulunur? Deride ve kulakta bulunur. Çünkü kulağımızda sesi algılıyor değil mi? Bir de <laughs> fotoreseptör, me mekanoreseptör. Kemo reseptörlerimiz vardır. Kemo reseptör bu da genelde koku, tat gibi olayları algılıyor arkadaşlar bu reseptörlerde. Nerede bulunacak o zaman? Dil ve burunda bulunan reseptörlerdir. Genel olarak reseptörlerimiz bunlar ama mesela termo reseptörler vardır sıcaklığı algılar. Daha sonra ozmo reseptörler vardır. Bunlar da susuzluğu algılayan reseptörlerdir arkadaşlar. Bu şekilde reseptörlerle ilgili bunları bilmeniz yeterlidir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Derinin tabakalarını yazınız demişim. Deriye baktığımız zaman arkadaşlar deri iki tabakadan oluşuyor. Biri epidermis yani üst tabaka. Diğeri de dermis tabakası yani alt deri. Alt tabaka. Arkadaşlar epidermis tabakası kendi içerisinde yine ikiye ayrılacak. Nedir bunlar? Epidermis tabakası. Bir korun tabakası vardır. Bir de malpigi tabakası vardır. Korun tabakası adı üstünde ne yapacak? Korun tabakası koruyacak. Dolayısıyla arkadaşlar, korun tabakası ölü hücrelerden oluşur ve burada e, sinir hücresi bulunmaz. Epidermisin genel için söyleyeyim aslında. Mesela sinir hücresi yoktur, kan damarı yoktur. Epidermis'te bulunan canlı hücreler dermis'ten e, difüzyonla beslenir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Korun tabakası ölü hücrelerden oluşuyor ve vücudumuzun en dış kısmını sarıyor. Malpiki tabakası ise canlı hücrelerden oluşuyor. İşte bu canlı hücreler dermisten besleniyorlar. E, bu canlı hücreler arkadaşlar bizim derimizin rengini oluşturan melanosit dediğimiz hücrelerdir ve melanin pigmentini üretir. Melanin pigmenti böylece derimize renk verirler. Peki gelelim dermis tabakasına. Dermis tabakasında ise e, kıl kökleri bulunuyor kıl kökleri. Daha sonra reseptörler bulunur arkadaşlar. İşte yağ bezleri bulunur, ter bezleri bulunur burada. Yani aslında şu saydıklarım haricinde geriye kalan her şey nerede bulunuyor? Dermis tabakasında bulunur. Reseptörler özellikle işte basınçtır, dokunmadır, bunları algılayan reseptörler dermis tabakasında bulunur. Deri ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor? Gözün yapısını anlatınız demiş. Şimdi gözün yapısını anlatırken ben size önce bir şekil açmak istiyorum. Ee, şekil üzerinde anlatacağım arkadaşlar gözün yapısını. Şimdi burada arkadaşlar gözün yapısına baktığımız zaman bakın gözün üç tane tabakası vardır. Birincisi sert tabaka. Sert tabaka kornea dediğimiz yapıdan oluşuyor. Bakın şurada kornea yazıyor. Şimdi şey üzerinde açamadığım için ee, çizemiyorum. Kornea tabakasından oluşuyor arkadaşlar sert tabaka. Daha sonra Altta damar tabaka bulunur. Damarların bulunduğu kısımdır. Burada da arkadaşlar işte göz merceği vardır. Kirpiksi kaslar vardır. Göz bebeği iris dediğimiz kaslar vardır arkadaşlar. Yapılar vardır. Bunlar da bizim damar tabakamız oluşturuyor. Bir de alt tabaka vardır. Bakın sağ tarafta üstte. Alt tabaka da retin olarak isimlendirilir ve alt tabaka reseptörlerin bulunduğu tabakadır arkadaşlar. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede sarı benek dediğimiz kısımdır. Sarı benek reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge ve burada görüntünün oluşmasını sağlayan aslında bir nevi bölgedir arkadaşlar. Bir de kör nokta var. Kör nokta ise reseptörlerin hiç bulunmadığı yerdir. Buradan zaten görme sinirleri çıkıyor. Bakın altta. Şimdi tekrar döndüğümüz zaman şöyle dönelim sınavımıza. Şimdi burada benim size bahsetmek istediğim şey şu: görme olayını. Ben size bakın şuradaki bir sorumuz var. Görme olayı diye e, göze gelen ışın geçtiği yolları yazınız demiş. Görme olayını hem anlatayım. Hem de arkadaşlar gözün yapılarından da bahsetmiş oluruz. Şimdi ışık geliyor, değil mi? Işık geldiği zaman ilk olarak nereye gidecek? İlk olarak korneaya. Evet, ilk olarak korneaya gelecek. Arkadaşlar kornea bizim gözümüzün en dış kısmında bulunan en sert, en şeffaf yapıdır. Çünkü burada Gözün beyaz kısmıdır aslında kan damarı bulunmaz, sinir bulunmaz. Dolayısıyla gözümüzün şeffaf olan kısmıdır kornea ve göze gelen ışığın birinci kez yani ilk kez kırıldığı yerdir kornea. Korneadan geçtikten sonra damar tabakaya geçiyor. Damar tabaka kan damarı bakımından yoğun olan tabakadır. Arkadaşlar buradan ilk önce göz bebeğine girer. Göz bebeği. Göz bebeği ne yapıyor? Büyüyüp küçülerek ee, Göze gelen ışın miktarını ayarlıyor göz bebeği. Göz bebeğinin etrafında iris dediğimiz gözümüzün renkli kısmı vardır. O da yine ışığın toplanmasını sağlar. Ee, bu İris kısmında bulunan renk pigmentleri sayesinde ışık toplanır. Mesela kahverengi göze sahip olan kişilerde ışığın toplanması daha kolay olur. Ama açık renkli göze sahip olan kişilerde ışık gözü daha çok yorar. Dolayısıyla açık renkli göze sahip olanlar göz hastalıklarına daha çabuk yakalanabilir arkadaşlar. Göz bebeğinden geçen ışık nereye gidiyor? Mercek. İnce kenarlı bir mercek vardır arkadaşlar göz merceği. Göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerde burası. Bakın birinci kez kırıldığı yer kornea, ikinci kez kırıldığı yerde mercektir. Mercekte göze gelen ışık kırılır ikinci kez. Daha sonra arkadaşlar işte mercek kalınlaşır ya da incelir. Uzağa mı bakıyoruz, yakına mı bakıyoruz? Bakıyoruz ona göre. İncelir ya da kalınlaşır ve iletim devam eder. İletim devam edince de nereye gidecek? Tabii ki retinaya doğru gidecek. Retinada ne vardır? Reseptörler. Yani sarı benek geldi. Sarı benek reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer. Sarı benek. Arkadaşlar sarı benekte iki çeşit reseptör vardır. Nedir bunlar? Biri çubuk reseptörleri, diğeri de koni reseptörleri. Çubuk reseptörleri görüntünün şeklini algılar ve siyah beyaz görmemizi sağlar. O yüzden ilk olarak çalışan reseptör çubuk reseptördür. Mesela karanlık yerden aniden bir ışığa çıktığınız zaman önce cisimlerin şeklini ayırt edersiniz, sonra rengini ayırt edersiniz. Bunun sebebi öncelikle çubuk reseptörlerin çalışmasıdır. Daha sonra ise koni reseptörleri çalışır arkadaşlar ve bizler ışığın rengini yani veya gördüğümüz cismin rengini ay ayırt ederiz. Sarı benekten sonra artık görme sinirlerine gidecek. Buraya da ne diyoruz? Kör nokta diyoruz. Kör nokta yani şurada anlattığım yer aslında nerede bulunuyor? Retinada bulunuyor arkadaşlar. Yani bizim A tabaka dediğimiz tabakada bulunuyor bu yapılar. Kör noktada hiç reseptör bulunmaz. Buradan görme sinirleri çıkar. Görme sinirleri de ilk önce talamusa sonra da beynin görme merkezi olan beyin kabuğuna gider arkadaşlar uyarı Evet böylece de hem tabakaları anlatmış olduk hem de göze gelen ışığın geçtiği yolları anlatmış olduk. İki soruyu birden hallettik. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki göz hastalıklarını anlatınız demişiz. Arkadaşlar şimdi göz hastalıklarından aslında önemli olan ikisi var. Ben o ikisini anlatmak istiyorum. Biri miyopluktur. Diğeri de hipermetropluktur. Hipermetrop. Şimdi mantığını anlatalım. Normal bir göz olduğu zaman bakın şuradan ışık geliyor. Şurası retina. Şu kısım retina arkadaşlar. Şurası. Şimdi normal bir gözde görüntü gelip direkt olarak retinaya düşmesi lazım. Ama miyop olan gözde göz küresi şöyle üstten bastırılıyor. Bakın şöyle bastırılıyor. Bastırıldığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Gözün küresi şöyle bir şekil alıyor. Yani yumurtaya benziyor aslında. Bu sefer göze gelen ışık retinaya düşmüyor da nereye düşüyor? Retinanın önüne düşüyor. Bakın retina şimdi buraya geldi. Retinanın önüne düştü. Bu sefer bu kişi uzaktaki cisimleri görememeye veya az görmeye başlıyor. Hani bulanık falan görmeye başlıyor. Biz bu hastalığa miyop yani uzağa görememe hastalığı diyoruz. Hipermetroplukta ise tam tersi bir durum vardır. Bu sefer şu yanlardan bastırılır ve şöyle bir şekil ortaya çıkar. Bu sefer de arkadaşlar göze gelen görüntü nereye düşer? Retinanın arkasına düşer. Retinanın arkasına düştüğü zaman da bu sefer hipermetrop olan kişiler yakındaki cisimleri net olarak göremiyorlar arkadaşlar. Hipermetropluk da bu şekildedir. Yakını görememe hastalığıdır. Peki bunları nasıl aklımızda tutacağız? Diyelim ki bir yerde duruyorsunuz uzaktan biri size taş atıyor. Uzaktan biri atıyor ama bakın uzağı görememeyi anlatıyorum şu an miyopluğu. Uzaktan biri taş attığı zaman attığı taş nereye düşer? Bakın sizin önünüze düşer değil mi? Size denk gelmediğini düşünün önünüze düşer. O zaman miyoplukta görüntü nereye düşüyormuş? Retinanın önüne. Biz de retinayız burada. Hipermetroplukta ise yakındaki bir kişinin size taş attığını düşünün. Ne yapacak bu sefer? Yine denk getiremeyecek. Bu sefer bizim arkamıza düşecek bakın. O zaman da ne olur? Yakını görememe durumunda. Yani görüntü retinanın arkasına düşüyor. Burada biz neyiz? Burada biz retinayız. Bakın ben hemen şöyle çiziyorum uzaktaki kişi attığı zaman önüme düştü. Yakındaki kişi attığı zaman nereye düştü? Arkaya düştü. Ben burada retinayım zaten. Eğer uzaktaki kişi atıyorsa hangi hastalıktı? Miyop. Miyoplukta görüntü retinanın önüne düşüyor. Hipermetroplukta ise yakındaki kişi atıyor. Çünkü yakını görememe. Hipermetroplukta da, da görüntü retinanın arkasına düşüyor arkadaşlar. Peki nasıl düzeltiliyor? Bunu da şöyle tutabilirsiniz aklınızda. Mutluluk hayali. Mutluluk hayali. Şimdi M miyopluk, U uzağa görememe, K de kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. H hipermetrop, Y yakını görememe, buradaki I de ince kenarlı mercek arkadaşlar. İnce kenarlı mercekle hipermetropluk düzeltiliyor. Evet böylece göz hastalıklarından da kısaca bahsetmiş olduk. Yani önemli olanlar bu ikisi olduğu için bunları anlattım. Diğerleri karşınıza çok çıkmaz arkadaşlar. Zaten sınavda da sorulacağını zannetmiyorum. Mesela katarakt var. Katarakt e, göz merceğinin saydamlığının gitmesidir. E, boğulu bir camdan bakıyormuş gibi görürler bu kişiler. Genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor mutlaka ameliyat olması gerekiyor katarak hastalığında. Gelelim şimdi diyor ki koklama olayını yazınız arkadaşlar. E, koklama olayına baktığımız zaman bakın koklama olayının gerçekleşebilmesi için ilk önce koku moleküllerini mukus içerisinde çözülmesi gerekiyor. Çünkü bizim burnumuzun içerisinde mukus kaplıdır. Mukus da çözünür koku tanecikleri. Daha sonra arkadaşlar bizim burnumuzun üst tarafında koku reseptörlerinin yoğun olarak bulunduğu sarı bölge var. Sarı bölge. Sarı bölgeye uyarılar aktarılır. Yani reseptörler burada bulunuyor. Bu sarı bölgede sarı bölgedeki reseptörler uyarıyı alıyorlar. Sonrasında ne oluyor peki? Bizim beynimizde koku soğancığı dediğimiz koku soğancığı dediğimiz bir bölge vardır. Burası koku e, olayının algılandığı bölgedir. Direkt olarak koku soğancığına gidiyor. Dikkat ederseniz buraya ne yazmadım? Talamus yazmadım. Çünkü koku molekülleri iletilirken e, reseptörler yani sinir hücreleri talamusa uğramaz arkadaşlar. Koku direkt olarak beyne gider. Onu da söylemiş olalım. Bu arada koku reseptörleri çok çabuk yorulurlar. Bu yüzden de çünkü sinir hücrelerinden oluşuyor koku reseptörleri. Bu yüzden de çabuk yoruluyorlar arkadaşlar. Bir kokuya çabucak alışmamızın sebebi budur aslında. Çabuk yorulmalarından kaynaklıdır. Gelelim diğer sorumuza. Şurayı silelim. Diyor ki Kulağın yapısını anlatınız. Şimdi kulağın yapısına baktığımız zaman aslında hem işitme olayını yazalım hem de kulağın yapısından bahsedelim. Aynı gözde yaptığımız gibi. Arkadaşlar ses gelir. Ses kim tarafından toplanır? Kulak kepçesi tarafından toplanır. Bakın kulak kepçesinden nereye gider? Kulak yoluna. Kulak yolu. Kulak yolundan da nereye gidecek? Kulak zarına. Kulak zarı. Şimdi bu yazdığım yer bakın şu kısım neyi oluşturuyor bizim dış kulağımızı oluşturuyor. Dış kulakta bu yapılar vardır. Kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlar. Kulak yolu arkadaşlar hem sesin iletilmesinden sorumludur hem de içerisinde bundan kulak kiri sayesinde mikropların girişini engeller. Kulak zarı da sesin dış kulaktan orta kulağa aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca basıncımızın vücudumuzdaki basınçla dış basıncın ayarlanmasını da sağlar kulak zarı. Kulak zarından geçtikten sonra artık orta kulağa giriş yapıyoruz. Orta kulakta 3 tane e, kemik vardır. Nedir bunlar? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Çekiç, örs, üzengi sırasıyla bu kemiklerden geçer. Ve arkadaşlar... Bu kemiklerden geçtikten sonra ses ne yapıyor? Titreşimleri artırılarak iç kulağa aktarılıyor. Orta kulakta bilmeniz gereken çekiç, örs ve üzengidir. Bir de orta kulakta östaki borusu dediğimiz bir boru vardır. Bunun işitme ile alakası yoktur aslında. Östaki borusu dışarıdaki basınçla vücudumuzun basıncını ayarlayan bir yapıdır arkadaşlar. Böylelikle bizim işte e, kulağımızın kulaklarının patlamasını engeller. Dış basınçla iç basıncı ayarlayan bir yapıdır östaki borusu. Östaki borusu kulak yolundan boğaza açılan, boğazımıza açılan bir yapıdır. Yuta açılır. Dolayısıyla eğer işte boğazlarınızda bir enfeksiyon varsa kulağa geçme ihtimali östaki borusundan dolayı geçiyor. Veya işte kulağınızda bir iltihap varsa arkadaşlar boğaza geçebiliyor. Dolayısıyla ikisi birbirine bağlantılıdır. Şimdi çekiç örs üzengiye geldikten sonra artık burası orta kulaktı ya. Orta kulaktan iç kulağa geçecek. İç kulakta salyangoz dediğimiz bir yapı vardır. Salyangoz yapısı. Arkadaşlar bu salyangoz bakın gerçekten de salyangoza benzediği için aslında bu şekilde söylenilmiş. Salyangozun başlangıç kısmına biz dalız diyoruz. Dalızın işitme ile bilgisi yok sadece iletimden sorumlu. Bir de şurada kanallar vardır. Nedir bu kanallar? Vestibular kanal, en dışta vestibular kanal, ortada kohlear kanal, kohlear, en içte de arkadaşlar timpanik kanal vardır. Önce ses vestibular kanala gider, buralarda sıvılar var bu, bu arada. Vestibular kanalda e, içerisinde bulunan sıvıyı dalgalar halinde ne yapar işte e, titreştirmeye başlar, dalga haline dönüşür ses. Sonra arkadaşlar timpanik kanala gelir. Timpanik kanaldan da en son nereye geçer? Kohlear kanala. Kohlear kanalda korti organı dediğimiz bir organ vardır. Korti organı bizim ses reseptörlerinin bulunduğu bölgedir. Korti organı ve korti organından çıkan ses önce talamusa sonra da beyin kabuğuna gider. Bu arada salyangozda iki tane pencere vardır. Bunlar oval pencere ve yuvarlak pencere. Oval pencere çekiç örs ve üzengenin bağlandığı salyangoza açılan ilk kısımdır. Yuvarlak pencere ise arkadaşlar e, vestibular ve timpanik kanaldan gelen dalgaların yankısını engelleyerek kulağımızda yankı olayının oluşmasını engeller. Yuvarlak e, yuvarlak pencere de bu şekilde bulunuyor. Evet böylece hem sesin geçtiği yolları yazmış olduk hem de kulağın yapısını anlatmış olduk. Bir de gelelim dengeye. Şimdi ben salyangoz dedim ya şurayı sileyim. Bu salyangozu tekrardan salyangozu tekrardan çizelim arkadaşlar. Şurayı iyice bir silelim. Son olarak dengeyi de anlatıp artık bitirelim. Şimdi salyangoza baktığımız zaman salyangoz dediğim gibi bu şekilde bir yapı. Salyangozun bu kısmı sesle alakalı yani işitme ile alakalı. Ama salyangoza bağlı olan şöyle yarım daire kanalları bir de bunların uç kısımlarında tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapılar vardır. Tulumcuk ve kesecik arkadaşlar içerisinde bulunan otolit taş dediğimiz taşlar sayesinde bizim işte ileriye doğru gitmemizi, geriye doğru gitmemizi yani aslında şöyle söyleyeyim düz yürümemizi sağlayan, düz yürürken de denge halinde kalmamızı sağlayan yapılardır. Tulumcuk ve kesecik içerisinde bulunan otolit taşlar. Bu otolik taşlar kalsiyum karbonat yapılıdır. Bazen bu taşlar kendiliğinden yerinden oynayabiliyor arkadaşlar ve kişide baş dönmesine sebep olabiliyor. Biz bu hastalığa da vertigo hastalığı diyoruz. Vertigo hastalığı da öyle kolay geçen bir hastalık değil. E, i̇laçla da hani bastırılabiliyor ama tamamen geçirilemiyor. O yüzden kişi bir süre sonra kendi kendine geçen bir hastalıktır aslında vertigo hastalığı. Peki yarım daire kanallarına baktığımız zaman bunlar da dönme ile ilgili olan dengemizi sağlıyor arkadaşlar. Kendi etrafımızda döndüğümüz zaman veya işte başımızı sağa sola çevirdiğimiz zaman bizim dengede kalmamızı sağlayan yapıdır arkadaşlar yarım daire kanalları. Evet denge olayını da anlatmış olduk. Böylece sınavımızın sonuna geldik. Umarım güzel yaparsınız. Umarım sınavınız güzel geçer arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.